Biz nice vakittir Şelemzar'ı almak için uğraşırız. İmdi Akbaba gibi kondunuz diye size mi bırakacağız Şelemzar'ı? Alın askerlerinizi, defolup gidin. Doğru düzgün emirlik yapaydın da o vakit Şelemzar'ı sen alaydın. Asıl biz kılıç hakkımızı beceriksiz bir emire mi bırakacağız? Gözlerine bir şekilde uslanmadın. Gayrı senin o kem gözlerini ben uyarım. Kesin dalaşmayı. Evvela Şelemzar'a girip teftiş yapacağım. Sonra karar vereceğim. Şelemzar'ın kimin olacağına. Böyle yaslı bir günümüzde huzursuzluk çıkmasın. Öpmüş kadar oldum kızım. Sen neyin huzurundan bahsedersin Başulu Hatun? Ortaya çıktığın andan beri kimsede ne huzur kaldı ne de dirlik. Kim bilir, yarın bir gün saraya döndüğünde hepimize neler yaşatacaksın. Biz obamızda yasımızı yaşardık. Siz gelip huzursuzluk çıkardınız. Bize saygınız yok. Bari acılı ahaliye saygınız olsun. Son gördüğümden beri dilim pek uzamış Turna Hatun. Yoksa Melik Hatun'u cakaları mı satarsın bize imdiden? Sakın öyle bir işe kalkışmayasın Turna Hatun. Zira senin ne hanedanda ne de sarayda yerin yoktur. Bunu da iyice belleyesin. Sizinle aynı havayı solumak dahi bize işkencedir. O sebeple saraya gelmek gibi bir hevesim yoktur. Merak etmeyesiniz. Bu kadarı kafidir. Böyle yaslı günde daha fazla münakaşa istemem. Ziyaretin kısası makbuldür. Saraya dönüyoruz. Haydi. Askerlerimle şehrin kapısını kırıp girdik. Önümüze çıkan bütün batinileri kılıçtan geçirdik. Turan Şah da sonradan geldi. O da gördü bütün olanları. Doğru söyler. Ben askerlerimle içeri girdiğimde Melek'teki çoğunu kılıçtan geçirmişti.
O kadar Batini öldürmüşsünüz. Hasan Sabbah'la Faysal nasıl yakalayamadınız? Batınilerin bir kısmı hamam böcekleri gibi kaçıştı. Sabbah'la Faysal da kuvvetle muhtemel onlarla birlikte kaçtı. Elimize geçmedi. Fedailerimizin kendilerini feda etmeleri sayesinde evvel Turan Şah Tekiş'in burayı kılıç aldığına inandı. Şimdi de Melik Şah inanacak. Evvela Selçukluların elinden aldık. Şimdi de sultana karşı kardeşini kullanıp Şelemzar'a yerleşeceğiz. Melik Şah'ı büyük tuzağa düşürdüm baba. Gördüklerim ve anlattıkların kılıcın ile aldığını gösterir. Yaptığın her halükarda devletin yararınadır. Madem ki devlete kazandırdın, burayı sana ikta ediyorum. Şelemzar senindir tek iş. Burası benim hakkımdır sultanım. Akbaba gibi kondular diye. Benim hakkımı nasıl verirsiniz onlara? Sultanım, Şelemzar'ı aldılarsa yine devlet için almışlardır. Vaktinde kafirle işbirliği yapan Melik Tekşe mi bırakacağız Şelemzar? Eskiler eskide kaldı. Sultanımız kararını verdi. Sen de haddini bil. Elimizdeyken enik gibi miyavlardı. Şimdi babanın arkasına geçince... Son mu kesildin? Sultan oğlu olduğuna itimat edip elini kolunu uzatmayasın. Yoksa elini de dilini de keserim. Daha senden almak istediğim intikamımı unutmadım bilesin. Gel al alabilirsen. Yaverinin kellesini nasıl aldıysam senin de kelleni alırım. İyice gelin alacağım. Kılıcını kınına sokmayanın başını kopartırım. Şelemzar Melik Tekiş'indir. Hükmüme herkes biat edecek. Şimdi masumları gerektiği gibi azat edesin. Sana menşurunu vermek için ise haber göndereceğim. Emredersiniz sultan. Şelemzar benim umurumda bile değildir bilesin Sultan Melikşah. Bir an evvel Sencer'le Nizami Mülk hakkında gerekeni yapmanı bekleriz. İnşallah bütün hanedanlığı tas savaşına sokacak bir karar vermezsin. Kesin hükmümü bugün ilan edeceğim. Hak neyse yerine gelecek. Herkes buna da biat edecek. Bugün saraya namlar gelecek. Söylediğim hazırlıklar tamamlandı mı? Eksik yedik bir şey istemem ha. Ananıza babanız gelemeyecekler hanımım. Ne demek gelemeyecekler? Yoldan geri gönderildiler. Zübeyde Hatun öyle emretmiş. Zübeyde Hatun mu? Nasıl yapar bunu? Thank you.
Sultanımız döndü mü cenkten? İçeride midir? Ne demek olur bu? Çekilesiniz önümden. Has odaya girişiniz yasaklandı Terken Hatun. Sen ne dersin? Kim yasakladı? Zübeyde Hatun. Zübeyde. Odayı yasaklamak da ne demek? Benim de anam da babamı yoldan geri göndermişsiniz. Ne demek olur bu Zübeyde Hatun? Obada Başulu Hatun'a yaptığın terbiyesizliğin cezasını kestim sana. Madem anaya babaya nasıl hürmet edilir bilmezsin, o vakit senin ananın babanın da sarayda yeri yoktur. Sana da sözümün üstüne söz söylemeye kalkmanın cezasını kestim. İkinci bir emre kadar has oda sana yasaktır. Yasağı çiğnemeye kalkarsan sarayı da yasaklarım sana. O vakit babanın Karahanlı topraklarına kadar yolun olur. Ben bunları kolay kolay yiyip yutmam. Zübeyde bilesin. Elinden geleni ardına koymayasın. Makamlarınızı kendinize kalkan yaparsanız o makamları da ezip geçerim. Şimdi odanıza. Haydi! Şelemzar muhasarası bitmiştir. Gayrı askerlerin yanına dönüp bağlı olduğunuz birliğe gidersiniz. Güya zafer için giderdik Şelemzar'a. Şimdi adeta hezimete uğramış gibi döneriz. Ne diye bıraktık Şelemzar'ı onlara sultanım? Baskını biz yapsaydık Hasan Sabbah'la Faysal'ı da yakalardık sultanım. Şimdi hem Ayas kardeşimizin ve askerlerimizin intikamı yerde kaldı, hem de Melik Tekiş'in işgüzarlığını mükafatlandırmış olduk. Kendinize gelin. Benim hükmümü münakaşa mı edersiniz? Bu işin altında hinlik olduğunu ben de sezerim. Lakin bütün deliller kılıç hakkıyla aldığını gösterir. Bu vaziyette Şelemzar'ı ona vermez isek hanedanda ahali de bizi zalim beller. Vaktiyle tahtı gasp ettiğimizi düşünürler. Biraz ilmi siyaset gereği düşünün. Madem ki Şelemzar'ı töre gereğince aldı, vakti geldiğinde ben de onların ellerinden her şeyi töreye uygun almasını bilirim. Ben yıllarca bu devlet için cenk ettim. Şimdi devlete asilik etmiş adamlara benim hakkımı verdiniz. İlmi siyaset buysa bana gerekmez sultanım. Gerekirse onlarla cenk etmeyi göze alıp
Kılıçları başlarına indirip gene alırdık. Olması gereken buydu. Şelemzar'ı verdiysem geri almayacağım demedim. Sakın Tabar. Sakın bir fevrilik yapma, sabret. Elbet bir hamlemiz olacak. Yok ise Şelemzar'ı değil, elinde avucunda olan her şeyi kaybedersin. Şelemzar meselesini vakti gelince çözeceğiz. Lakin şimdi İvedi olan Turanşah meselesidir. Senin ve Nizamül Mülk hususunda kesin hükmümü vereceğim. Öyle bir hüküm olmalı ki devleti kargaşaya atacak bir tehlikeye yol açmamalı. Vereceğiniz her karara boynum kıldan inceniz sultan. Abi. Ben de öfkeliyim onlara. Ben de isterdim Ayas kardeşimin ve Emir'in Tever'in intikamını almayı. Ben de isterdim Şelemzar Melik Tekşin Bey senin olsun. Ama şimdi babamızın yapacağı hamleyi beklememiz icap eder. Benim itibarım, haysiyetim çiğnendi. Bunu düzeltmek içinse kimseye beklemeye niyetim yoktur. Benim adım Muhammed Tapar. Gayrı kendi itibarımı düzeltmek için gerekeni gene kendim yapacağım. Şelemzar'a kılıçla girdik. Tek işi kullanıp aklımızla hükmettik. Melikşah Nizamül Mülk ve Sencer hakkında müsbet hüküm verirse o vakit hanedan da birbirine girer. Bu da bize altın tepside ganimet olur. O günleri göster bize Yüce İmam. Selçukluları birbirine kırdır. Batıni devletin önünü aç. Bizi kovdukları evlerimize, kapı dışarı ettikleri mahallemize daha da güçlenerek döndük. İndi karanlıkla karanlık, aydınlıkla aydınlık olacaksınız. Her bir kılığa girecek, herkes gibi görüneceksiniz. Attığınız tohumlar Selçuklu toprağını sarana dek batın olanı gizleyecek, ayan olmayacaksınız. Vakti gelip de tohumlar yeşerdiğinde cümle Selçuklu toprağını saracak. Heskirman'daki askerlerimize ulak salın. Sultan Melikşah bugün Sencer'le Nizam-ı Mülk hakkında kesin hüküm verecek. Eğer hanedan töresine aykırı karar verirse tahtı devirmek için taarruza geçeceğiz. Sultan, Şelemzar'ı bırakınca itibarı zedelendi. İmdi daha da zedelenmemesi için Sencer'le Nizam-ül Mülk hakkında beklediğimiz cezayı vermeyecektir. Hele ki vermesin.
Saldırı için bütün tedbirlerimiz hazırdır. Melikşah'ın can damarlarını keserek tahtı ele geçireceğiz. Bu vakitten sonra bütün hanedan güçlerini arkasına senden başka kimse toplayamaz zaten. Sultan bugün yalnız Sencer'le Nizam'ın mülk için değil, kendi için de son hükmünü verecek. Haberim olan bir sırrın bütün yükü omuzlarıma yüklendi. Başoğlu gidip de dönülmez bir diyara göç etti. Başımız sağ olsun. Lakin Başoğlu, bu yalana nasıl tevessül edersin? Mecbur kaldık sultan. Sizin, benim, anamın, ağabeyimin emniyeti için buna mecbur kaldık. Bütün bu olanlardan sonra Nizam-ı Mülk'ü muhafaza etmeye çalışırsanız, Sencer de devlet ve hanedandan hak alırsa, bütün hanedan size karşı birleşecektir. Tutuş, Tekiş, Arslan Argun, hatta hapsettiğiniz Kılıç Arslan. Nasıl yaparsın bana bu? Devlet için. Sencer, Başoğlu, Hacı, hatta Tekiş ve Turanşah. Hepsi de devlet için yaptığını söyler. Ya ben bu devletin neresindeyim? Kamaç. Tebdili kıyafet dışarı çıkacağım. Ona göre tedarik göresin. Selamzar hainlerden temizlendi, lakin bu defa asilerin eline geçti. Sultan Melikşah buna nasıl göz yumar? Muhakkak ki bir bit yanığı vardır bunun altında. Yoksa sultanımız zinhar bunu kabul etmez idi. Tam da dediğin gibidir Hacı. Sultanımız bekleyip görecek, ona göre kararını verecek. İmdi asıl ivedi olan Turan Şah meselesidir. Anamın benim ve senin hakkında çıkacak hükmü bekler. Şayet istediği hüküm çıkmazsa sultanımıza karşı taht savaşına girecek. Müsaade var mıdır Melik Hazretleri? Gel Esen Hasan Taş. Saraydan haber gelmiştir beyim. Sultanımız seni, Hacı Hazretlerini ve bir de Başoğlu Ana'yı huzuruna çağırırmış. Belli ki sultan hakkımızda karara varmış. Turan Şah'la hanedanı teskin etmek için menfi bir karar almasından korkarım. Sultanımız ne karar verirse versin başımız dik gideceğiz ana. Bu kararı başımıza alsa dahi. Ben sana her daim söyledim. Lakin sen her seferinde bana kızdın, gönül koydun. Baban hiç önemsemez seni. Hakkın olan şehri dahi asilere teslim etti. Kılıç hakkı bahane. Benim gösterdiğim yararlılıkların babamın gözünde hiçbir önemi yokmuş. Herkese karşı aslan gibi kükrerken asillere karşı sustu. Gayrı bu kadarına katlanamam. İmdi de Sencer hakkında hüküm verecekmiş. Görürsün bak, onu melik ilan eder. Senden daha fazla payeyle makam verir ona.
Sırf sana olan sevgimden bu halimle taziyeye gittim obaya. O Turna Hatun İmdi'den Melik Hatun'un ocakaları satar. Bir de Sencer Melik ilan edilirse bizim hizmetçiden farkımız kalmaz. Bak, Özanan'la babamın dahi saraya gelmesini yasakladı Zübeyde Hatun. Bunların hepsini bizi ezmek için yapar. Beni düşün, evladımızı düşün. Gayrı bizim bizden başka kimsemiz yok. Hakkımızı da, itibarımızı da ancak kendimiz kurtarırız. Tasa etmeyesin. Benim adım Melik Tapar. Gayrı, hakkımızı kimseye yedirmeyeceğim. Sana yapılanların da hesabını soracağım. Çin sanatı Selçuklu hatunlarının en gözde sanatıdır. Toprağın pişip çiğni olmasını bekleyerek sabrı, ona renk ve şekil vererek zarafeti öğrenirsiniz. Melik Tapar sizinle görüşmek ister Zübeyde Hatun. Sen ne yaptığını sanırsın Zübeyde Hatun? Hatunumun anasıyla babasını geri göndermek de ne demek? Hatunun yaptığı terbiyesizliğin cezasını çeker. Sen de anlayıp dinlemeden edebini bozmayasın. Asıl edepsizlik Melik Hatun'una yapılandır. Ne terbiyesizlik etmiş benim hatunum? Obada öz ananı hakir gördü. Dengim değildir diyerek elini dahi öpmedi. Bu hangi terbiyeye, hangi töreye sığar? Benim hatunum o kadar ileri gitmez. Hem bir kusur işlediyse bunun karşılığını vermek bana düşer, sana değil. Cümle Selçuklu hatunlarının başı benim. Hatunlar ne kusur işlerlerse cezasını ben veririm. Sen değil. Senin vazifen hatununa edep töre öğretmektir. Lakin belli ki bunca yıl bunu da başaramamışsın. Herkes bizi uysal sanıp hakkımızı yer ki yanılırlar. Ben seni yıllarca anam gibi gördüm. Sen de farklı değil misin? Bundan böyle biline ki ne benim ne de hatunumun hakkını kimse yiyemez. Anasıyla da babası tez saraya gelecek. Zinhar gelemez. Edepsizliğin bedeli törede bellidir. Töreyi icra etme salahiyetini de bana sultan vermiştir. Bunları çiğnemeye senin dahi gücün yetmez. İstemezsen bundan böyle beni anan gibi görmez. Lakin hatununun yalanlarıyla dolacağına git de öz ananın hakkını müdafaa et. Hatununa edep öğretmeden de benimle edepsizliğin cezasını münakaşa etme.
Hoş safa geldiniz sultanım. Hoş bulduk Nesaç Hazretler. Saltanatımı dışarıda bıraktım. Lakin saltanat derdimi de beraberimde getirdim. Zira o dert beni hiç bırakmaz. Mesuliyetler arttıkça dert de artar. Mesuliyetiniz bu ahali dağılmasın, pusuda bekleyen kurtlar, milletin dirliğini, birliğini bozmasın diye değil midir? Lakin hava pusludur Nesaç Hazretler. Kurtların kimisi kuzu postuna bürünmüş. Yüzümü nereye çevirsem bir başka tasa, bir başka dert. Aklım bir şey söyler, yüreğim başka. Bizler başımıza sardığımız sarığın taylasan denen ucunu niçin kalbin üzerine doğru sarkıtırız bilir misiniz sultanım? Siz cevaplandırırsanız hoşnut olurum. Taylasan akıl ile kalp arasındaki köprünün remzidir. Akıl ile kalbin hakikat üzerinde ittifak etmesine işaret eder. Aklı ve kalbi bir etmektedir marifet. Şimdi siz bana binbir derdinize derman aramaya geldiniz. Lakin dertlerinizin dermanı bende değildir. Dertlerinizin her dermanı sizdedir. Ben dermanı kendi içimde buldum. Hem gönlüm ile aklımı tatmin edecek, hem de adalete münasip olacak karardan eminim. Lakin bu karar devletimize, hanedanımıza ve nice masumlara zarar verebilir. Bu devlet ümmetin gayesini güder. Vereceğim karar ile devlete ve ahaliye bir zeval gelir ise işte bunun vebalini taşımaktan korkarım. Bir karar eğer şahsi hisleri hiçe sayma pahasına alınmışsa ve o karardan akıl ve gönül mutmainse o karar haktandır sultanım. Hak size bir karar aldırmışsa çıkacak bütün zorlukların üstesinden gelme kudretini de verecektir. Eskiden bir karar aldığım vakit yanımda yakınlarımın varlığını hisseder, onlardan güç alırdım. Şimdi kendimi derin bir yalnızlık içinde hissederim. Siz sizi yalnız bıraktığını düşündüğünüz insanlar için dahi doğru karar almayı dert edinirsiniz. Kendi nefsiniz için değil, ahali için, ümmet için dertlenirsiniz. Bunu da hak rızası için yapmak istersiniz. Hak rızası gözetenlerin yardımcısı Hak Teala'dır. Yalnızım diye ne dertlenirsiniz? Hak Teala size yetmez mi? Çelemzar'da olanlar, Turan Şah'ın başımıza bela olması hepsi bu üçünün sakladığı sır yüzündendir.
Gereken cezayı almadıkça da başımızdaki belalar daha da büyüyecektir. Savaş olmasın diye şelemzarı bırakan sultanımıza yakışan bunları da affetmemektir. Aslan bahtın alametidir. Bu iki aslan da gösterir ki kapıdan girenler sultanın huzurundan ya bahtı aydınlanarak ya da bahtı kararak çıkarlar. Biz de bahtımıza düşeni yaşayacağız. Titreme! Benden evvel Bahti'nin köpeklerini kılıçtan geçirdin. Ben tadını alamadım. Bari ok talim ile kendime geleyim. Melik Hazretleri. Sultan Melikşah haber göndermiş Melik Hazretleri. Sencer Bey'le Nizam-ı Mülk hakkındaki hükmünü açıklayacakmış. Size de Şelemzar menşurunu verecekmiş. Sultan Melikşah, hükmün açıklanmasına bizi de çağırttığına göre belli ki Nizam-ı Mülk'le Sencer Bey'e istediğimiz cezayı verecek. Başka çaresi mi var? Töre gereği Şelemzar'ı bırakan sultan hanedan töresini çiğneyip onları affetmez. Bütün hanedanla savaşmaya göze alamaz. O vakit gidip Sencer'le Nizam-ı Mülk'e verilecek cezayı öğrenelim. Menşurumuzu da aldıktan sonra Sultan Melikşah zinhar Şelemzar'ı bizden alamaz. Düşman karşısında da böyle titreyerek korkarsanız ölürsünüz. Şimdi gidip sultanın isteklerimizi nasıl yerine getirdiğini görelim. Sultanım. Hacı Hazretleri, Sencer Bey ve Başulu Hatun huzurunuza çıkmayı bekler. Sultanım. Kaldırasın başını Başulu. O 30 yıllık hacem, Atabeyim, sırdaşım. Yıllar evvel bırakmak zorunda kaldım. Lakin acısını hep taşıdım. Evladım. Her zorluğa göğüs gererek hiçbir vakit yalnız konmadım. İki evladımın anası. Sizler hayatta en itimat ettiklerimdiniz. Lakin bana en büyük acıyı da kırgınlığı da yine siz yaşattınız.
Hacı Başulu. Sakladığınız bu sırrı, yaptığınız oyunu hiçbir insan yüreği affedemez. Hiçbir insan size tamı tamına itimat edemez. Hiçbir insan bu gönül kırgınlığını düzeltemez. Hiçbir insan gölgenizi dahi görmek istemez. Ben sadece insan Melikşah olsaydım, bu dediklerimin hepsi gerçek olurdu. Lakin Sultan Melikşah, devlet hükümdarı, acım yüreğimi kavursa da kararlarımı sultan nazarı ile vermeliyim. Sultanlığın kaderi de budur. Bu sebep ile yaptığınız oyunda devletin ve benim sultanlığımın menfaatini göz önüne bulundurarak nihai kararım şudur ki Hacı Nizamülmülk mührüyle vazifesinin başına geri dönecek. Sencer'de benim oğlum olarak devletin meliki ilan edilecek. Meliklik törenini bugün sarayda yapacağız. Başulu ise oğullarımın, devletimizin iki melikinin anası olarak gayrı gereken itibarı görecek. Ya Turan Şah ne olacak sultanım? Şelemzar'da Hacı'ya ve bana ceza vermenizi istemiştim. Şayet hakkınızda bu müsbet kararı vermesem, devletin gölgesi altına almasam, Turan Şah bunu fırsat bilip size taarruz ederdi. İmdi kalkışacağı herhangi bir teşebbüste devleti karşısına alacağını bilsin, eli kolu bağlansın. Bu kararım Turan Şah'ı öfkeden darmaduman edecek. Bu da onu bertaraf etmemiz için işimize yarayacak. Zira onu kendi öfkesiyle vuracağız. Devletiniz daim, saltanatınız kaim olsun sultanım. Asilere karşı bize lütufta bulundunuz. Devletiniz ve saltanatınız için her vazifeye hazırız. Başulu, sen kalasın biraz daha. Baş başa konuşalım. İnşallah Sultanımız Turan Şah'ı ve hanedanı teskin edecek kararı verir. Aksi takdirde üç kişi için koca devlet ateşe atılır. Ne karar vermiştir Sultanımız? Sultanımız
saraya dönmemi ve vazifemin başına geçmemi buyurdular. Şükür. Sencer Bey'in de bugün meleklik töreni yapılacak. Sultan Melikşah oğlu Sencer olarak Selçuklu Meliki olduğu ilan edilecek. Sultanımız adaletini bir kez daha göstermiştir. Gayrı devletlisin. Devletinle daim olasın oğlum. Amin. Var olasın Zübeyde Hatun. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ olasın ağabey. Sultanımızın elbet bir bildiği vardır. Adaletin karşısında boynumuz incedir. Sultanımız adaletli olmayı değil tacil mülk. Belli ki merhametli olmayı tercih etmiştir. Verdiği karar her ne kadar sizin için hayırlı olsa da devletimiz için olmayacaktır. Önümüzde Şelemzar meselesi de varken devlet için böyle tehlikeli bir karar vermek olacak iş değildir. Başulu Hatun hakkında bir karar çıkmış mıdır? Yoksa o da casuslukla gönderildiği saraya geri mi dönecektir? Sultanımızla aram baş başadır. Sultanımız onunla konuştuktan sonra kararını verecek. Yüzüme bakasın başını. Kaderlerimizin değiştiği o gün mezarının başına çöktüğümde yüreğimi derin bir acı kapladı. O günden sonra yıllardır her iyi, her kötü günümde değişmeyen tek şey bu acı oldu. Sonra, yıllar sonra sen karşıma çıkınca acım eliyle tutulur, gözüyle görülür oldu. Bu vakte kadar seninle görüşmek istemediysem sebebi budur. Sen Merzem'de vuruşurken tek dileğim sana kavuşmak ve oğlumuzun müjdesini vermekti. Ama kader yollarımızı ayrı çizmiş. Ne oğlumuzun müjdesini verebildim, ne de bir daha yüzüm gösterebildim sana. Sevdanın en güzeli, en saf halini yaşadık. O vakitler taze yüreklerimiz nasıl da heyecan içinde çarpardı. Şimdi de bu sevdanın büyüttüğü aslan gibi iki yiğidimiz var. Lakin
senin öldüğünü söylediklerinde o deli sevda çırpındıkça çırpındı. Hiç durmadan çırpındı. Bir vakitten sonra yorgun düştü. Seninle birlikte o toprağa gömüldü. Sevda ile atan yüreğim hasretlik ile kavruldukça olgunlaştı, değişti. Sevdanın yerini yıllarca ilmek ilmek işlediğim bir vefa oldu. Yavrunuzu sağlıklı kucağınıza almanızı dilerim. Sen iki melikanız. Sarayın kapıları sonuna kadar açık sana. Her daim, her vakit dilediğin gibi özgürce gelip gidebilirsin. Ben Sencer. Ahmet adıyla doğan, Sencer adıyla sırlanan. Kılıca yemin edip genklerle büyüyen. İlmin örsünde aklını keskinleştiren. Babanın, kardeşin hasretini yürek kığınında saklayan. Yuvasından edildiği devletini kartal gibi kollayan. Sabrı ve şükrü nimet belleyen, hakkın, adaletin yoluna baş koyan, baş koyduğu gayeden dönmeyen Sencer.
Bugün sır ve yalnızlıkla yazılan kaderimde hakkın ve adaletin tecelli edeceği gündür. Bana yasak kılınan devlete melik olarak döndüm. Selçuklu soyunun yiğit evladı. Fetihlerin babası, Alparslan'ın torunu Sultan Melikşah oğlu Sencer. Bugüne dek uzaktan da olsa yaptıkların ile kanımıza, soyumuza layık olduğunu gösterdin. Bundan gayrı melikliği de layıkıyla yapacağından hiç şüphem yoktur. Zira sen gayrı yiğit Sencer'den de, bey Sencer'den de ötesin. Cihan Sultan'ın oğlusun. Cihan Devleti'nin melikisin. Şimdi cümle aleme de bunu ilan edeceğiz. Attığın her adımda, aldığın her nefeste, her daim bu şuurunda olsun. Atam Selçuk Gazi'nin zikiridir bu. Sübeyde Hatun'un hediyesidir sultan. Sübeyde hak edene hakkını vermiş. Şimdi de sıra bizdedir. Melikşah, nihayet bizim lehimize karar almışa benzer. Olmayıp da ne yapacak? Haksız olduğunu bilir. Bu da ne demek oluyor? Bu adamın tahtın yanında ne işi var? Hele bir dur. Melikşah gelsin eve. Helke Nizam'ın mülkün son duruşudur o makamda. Sultan Melikşah Hazretleri! Yüce Allah'ın davası için adı Görklü Muhammed Mustafa'dan emanet Sancak-ı Şerif için
atalarımın ve dedelerimin kurduğu bu kutsal devletin devamı için mazluma kanat, zalime pençe olmak için kuşanacağım kılıcı, alacağım makamı yalnızca davam uğrunda sarf edeceğime and içerim. Devletimizi kuvvetli, hanedanımızı bereketli kılasın. Amin. Melikimize kılıcını Nesaç Hazretlerinin kuşandırması yaraşır. İnşallah din ve devlet için nice gazalarda kullanmak nasip olur Melik Sencer. Amin. Allah Allah, eyvallah. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, devletimiz beka bula. Sultanımız tahtında payidar ola. Din ve devlet için çalışanlar hayırlı işlerinde muvaffak buyrula. Din ve devlet düşmanları kahru perişan ola. Melikimiz Ahmet Sencer'in makamı ve vazifesi mübarek ola. Bir ömür hak yolunda cihad etmek kendisine nasip ola. Sultanımız ile beraber ömrü uzun, kılıcı keskin ola.
Cenab-ı Hak daima yar ve yardımcısı ola. Amin. Biz Sencer'le Nizam-ı Mülk'e ceza vermenizi beklerken siz onlara mükafat vermişsiniz Sultan Melikşah. Sencer devletle hanedana nasıl hak sahibi olur? Nizam-ı Mülk denilen yalancı nasıl devlette haceliğe döner? Gereken cezayı vermezseniz tat savaşı başlar demiştim. Bu karar geri dönülmez felaketlere yol açacak. Nizam-ül Mülk benim atabeyim. Sencer de benim oğlum. Size töre gereği kılıç hakkınız olan Şelemzar'ı verdim. Şimdi ben de törenin gereğini yaparım. Biat etmez iseniz bedelini ağır ödersiniz. Şayet töreyi çiğner iseniz ben de sizin kılıç hakkınızı çiğnerim. Devlet düşmanı batın ileri bozguna uğratmışken devleti kendi içinde cenge sokmaya lüzum yoktur. İmdilik bize düşen bir vakit sükût etmektir. Gerekenleri sonra aklı selim konuşmaktır. Şelemzar Emirliği'nin menşuru, emniyeti, idaresi gayrı sendedir tek iş. Şimdi bize Şelemzar'daki Rum ateşi malzemelerini getiresin. Kuvel ve çevresinin fethi için hazırlıklara başladık. Malzemelerden yapacağımız Rum ateşi gücümüze güç katacak. Yarın ben de İsfahan'dan ayrılıp sefer için yola çıkacağım. Sen de Turanşah, Kirman Emirliği'ne ait bütün evrakları getiresin. Ne olup biter tahkik edeceğim. Her yıl Kirman'ın vergilerini göndeririz zaten. Hanedanımıza yeni bir melik katıldı. Eyalet topraklarında taksimat yapacağız. Şayet uygun görür isem Kirman topraklarının bir kısmını ayıracağım. Selçuklu diyarında toprak mı kalmadı da benim topraklarımı alırsınız? Sende hiçbir toprak yoktur. Hepsi devletindir. Sen hele bir evrakları getir, ona göre kararımı vereceğim. Dediğim gibi, münasip görür isem emrindeki Kirman topraklarının bir kısmını yeni melikimize tahsis edeceğim. Madem ki Şelemzar'ın emniyeti benim mesuliyetimdedir, gayrı bu vakitten sonra
Melik Tapar, Şelemzar'a adım atmayacaktır. Zira onun düşmanca tavrı hem Şelemzar hem de bizim için tehlikelidir. Kabulümdür. Melik Tapar Şelemzar'a giremeyecek. Sultanım, müsaadeniz olursa Rum ateşi malzemelerini bizzat ben getirmek isterim. Hem ne kadar malzeme olduğunu bilir, teftiş edip ona göre getirir. Herkese toprak dağıtıldı. Benim hak ettiğim topraklar bana yasak edildi. Gayrı burada benlik bir mevzu kalmamıştır sultanım. Müsaadenizle. Sakın ola oğul. Öfkene kapılıp da bir hataya düşmeyiz. Aklını, fikrini kuvvet meselesine veriz. Zira bu mesele hem Turanşah'ı bertaraf etmemizi hem de Şelemzar almamızı sağlayacak. Hamlelerimizin neticelenmesini bekleriz. Sencer Bey, gayrı Melik Sencer olmuştur. Sen de onun hatunu olduğundan ötürü Melik Hatunu Turna Hatunsun. Selçuklu Hanedanı ve Hanedan töresine bağlısın. Bundan böyle yapacağın her harekette Melikimize, Hanedanımıza, devletimize karşı mesulsün. Melikimiz, hanedanımız ve devletimiz de her daim senin hakkını ve kıymetini gözetmekle mükelleftir. Güzelliğinle hanedanımızın ışığını yayacağından, vakarınla devletimizin ağırlığını taşıyacağından, cevvalliğinle Selçuklu hatunluğunu göstereceğinden şüphemiz yoktur. Nasıl büyük bir mesuliyetim olduğunu şu yorumdayım. Kendimi bu ulu devletin faydasına adayacağım. Baş hatun. Bundan gayrı saraya her geldiğinizde senin yerin Melik Hatunluğu, Başulu Hatun'un yeri Sultan Hatunluğu safıdır. Melikşah bizi hiç beklemediğimiz yerden vurdu.
Hem Sencer'le Nizam-ı Mülk'e mükafat verdi, hem de bana inat yapar gibi topraklarımı elimden alacak. Sen de Şelemzar'ı kaybetmemek için suspus oldun. Devlet mevzubayız burada, devlet. Mesele Şelemzar değil. Sultana karşı vakit kazanmak için kabullenmiş göründüm. Vakit kalmadı tek iş. Görmedin mi sultanın bize verdiği karşılığı? Ordumla İsfahan'ı basıp tahtı ele geçirmekten başka çaremiz kalmadı. Biraz daha bekle. Hanedanın diğer mensuplarına haber gönderelim. Onlar da bize katılsın bari. Bekleyecek vakit yok. Görmedin mi Tekiş? Yarın topraklarımı elimden alacak. O elimden almadan önce benim harekete geçip tahtı elinden almam gerekli. Hem yarın sefer için İsfahan'dan ayrılacak. Bu da benim için bulunmaz fırsat. O İsfahan'ı terk eder etmez tahtı ele geçireceğim. Ben de sana gereken desteği vereceğim. Lakin taht şehrini basıp tahta alamazsan neticesi ne olur bilirsin. Tahttaki sultana karşı başarısız isyandan herkesin gözünde sen suçlu olursun. Hanedan da senin arkanda durmaz. Melikşah'ı haklı sayar. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü yarın sarayı basıp saltanatı ele geçireceğiz. Sonra da ben büyük sultan, sen küçük sultan olacaksın. Sana demiştim Sencer'i Melik ilan edip ona pay verecek diye. Senin hakkın olan şehri asilere bırakır, lakin daha yeni Melik olmuş Sencer'e toprak verir. Gayrı bize hesap almazlar Tapar. Belli ki doğacak evladımız da bizim gibi hakir sayılacak. Baban da türlü bahaneler uydurup seni susturmak ister. Ne kimsenin bahanesini dinlerim, ne de hamle beklemeye tahammül ederim. Gayrı, kendi işimi kendim göreceğim. Pusatları kuşanıp nereye gidersin? Tapar. Şükürler olsun. Nihayet devletli oldun. Hak ettiğin makama kavuştun. Bugüne dek acısını çektiğin sırrın mükafatını aldın. Melik töreninde seni izlerken gözlerim kamaştı. Devletin bir anlamı da saadettir. Ben devlete sensiz ulaşsaydım saadetim yarım kalırdı. Sen benim gönlümün sevdasıydın. Obamın, otağımın ocağıydın. Şimdi de hanedanımın işi olacaksın. Bugüne dek biz vardık. Sevdamız vardı, yuvamız vardı. Şimdi hanedanımızla devletimiz var. Sevdamız için, yuvamız için nasıl el ele verdiysek, bugünden gayrı hanedanımız, devletimiz için de el ele olacağız. Melik Hazretleri, emriniz üzerine Melik Tapar'ın her adımını takibe aldık. Alplarımızın söylediklerine göre Melik Tapar askerleriyle birlikte Şelemzer'e doğru gitmekteymiş. Şelemzer'e giderse orada bir fenalık yapacaktır. Tez alpları toplayasın, ona mani olacağız. Sen de obaya dönesin Turna. Tamam Sencer. Şelemzar'ı tek işe yar etmeyeceğim. Madem ben emir olduğum şehre giremem, o vakit tek işte Şelemzar'a canlı gidemeyecek. Oklamaya hazır olun.
Abi! Yapmayız. Çekilesin, kaçacaklar. Bırak kaçsınlar. Şimdi vakti değildir bunun. Her şeyi berbat edersin. Doğru olmaz bu yaptığın. Doğruyu da yanlışı da senden öğrenecek değilim. Görmedin mi itibarımı nasıl çiğnediler? O tek iş benimle alay etti. Emir olduğum şehre dahi giremez oldum. Sen de benim kardeşimsen. Gelirsin o hainlere karşı benimle birlik olursun. Ağabey. Babam sırf taht kavgası çıkmasın diye o asilere şelemzarı bıraktı. Şimdi gidip bunları öldürürsen senin yaptığın anlaşılır. Ve o vakit hanedan iyice karışır. Devlet ateşe atmayasın. Aklını fikrini kuvvetle yönlendiresin. Babamın hamlesini beklemekten başka çaremiz yoktur. Benim kimseyi bekleyecek takatim yoktur. Gayrı, itibarım için gerekeni yine ben kendim yapacağım. Yeter gayrı, bencillik etti. Babam için kolay oldu mu sanırsın senin yerine şelemzarı o asilere bırakmak? Gayrı kendini değil devleti düşünesin. Ne o Melik Hazretleri? Melik olunca bize devlet dersi vermeye mi kalkarsın? Hı? Sen her şeyine kavuştun. Hem babam sana toprak da verecek. Sen git, o da sefanı sür. Gayrı benim işime karışma. Senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben daha alelade biriyken bu devlet için ömrümü harcadım. Melik olmak, toprak almak benim umurumda mı sanırsın? Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Babam için yaptım, bu devlet için yaptım. Benim için savaşacaksan gel ağabeyinin itibarı için savaş. Onlar hepimizin düşmanı. Ama düşman da olsa namertçe vurulmaz. Senin bu namertliği yapmana izin vermeyeceğim. Sen bana nasıl namert dersin? İstersen fırsatını çek. Ama bu yanlışı yapmana müsaade etmeyeceğim. Kendini de, babamı da, devleti de ateş atmayacaksın. Sır meselesinde herkes kabahati kadar gazabımızı aldı. Lakin bilirim ki büyük imtihanlardan geçen dostluklar yıllar geçtikçe daha da kuvvetlenir. Bizim dostluğumuz da öyle olacaktır. Sizin öyle bir yüreğiniz vardır ki sultanım, tüm acınıza rağmen sevginiz her zorluğu yener. Sencer'e hak ettiği melikliği vermişsiniz. Hacı vazifesinin başına dönmüş. Yüreğiniz ferahlamıştır. Onlardan yana ferahladım. Lakin aile mensuplarımda fırtınalar koparır. Hanedanın meliği Turanşah Sencer'in melikliğini istemez. Başulu meselesi ise saray hatunları arasında huzursuzluk doğurur. Sati, başoluyu imdilik saraya getirmeme sebeplerimden biri de sarayda kopacak bu felaketleri bildiğimdendir. Zannımca isabetli karar vermişsiniz sultanım. Zira başolu hatun saraya geleli 2 sene olmamışken türlü iftiralara uğradı. Saray oyunlarına baş edemedi. Şimdi okları üstüne çevrilmişken hiç baş gelemez. Onu siz muhafaza etmişsiniz. Lakin canınızı sıkmayın. Sultan ne kadar iyi karar verirse versin, elbet başka yerlerde aksini doğuracaktır. Dünyanın dengesi budur sultan. Sultanlık cihetinden değil,
Aile babalığı cihesinden dertlenirim hayyam. Sultanlıkta ferman verirsin, herkes biat eder. Lakin aile babalığı öyle değildir. Herkesi ilgin ile, sevgin ile idare etmen gerek. Herkesin derdine koşup, yüreğini herkese eşit pay etmen gerek. Aileye babalık etmek, cihana sultanlık etmekten daha zordur. Sizin yolunuz her daim güneşlidir sultanım. Kararlarınıza uymayanlar karanlıkta kalırlar. İşte o vakit akılları başlarına gelir, nasıl bir hata yaptıklarını anlarlar. Dert içinde sevinci bul da yaşa. Haksız düzende haklı ol da yaşa. Nasıl olsa yokluk dünyanın sonu. Varından yoğundan kurtul da yaşa. Dert her daim olacaktır sultanım. Mühim olan bunca derdin arasında sevinci bulabilmek. Tıpkı ailenizin bir kısmı huzursuzken bir kısmını mutlu ederek yüreğinizi ferahlatmanız gibi. Bütün dünya sizin kararınızdan hoşnut olmasını yazar. Mühim olan haklı olmak değil mi? Siz haksız düzende dahi haklı olun. Elbet sonunda kazanan adalet ve hak olacaktır sultanım. İnşallah hayyam. İnşallah. Melikşah Şalemzar'la uğraşmaktan Kuvel'e gelemeyecek demiştin. Doğudan biz, batıdan da siz vurursunuz demiştin. Ne oldu? Melikşah Kuvel için sefere çıkıyormuş. Kalenin yakınlarına ordugah kurmaya başlamış bile. Bir anda karar vermiş Melikşah. Biz de tahmin edemedik böyle olacağını. Benim Kuvel'i kuvvetlendirmem gerek. Size gönderdiğim Rum ateşi ustalarıyla malzemeleri hemen bana geri gönderin. Rum ateşi malzemelerini Sultan Melikşah istedi. Ona göndereceğiz. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Şaka mı bu? Ne demek ona göndereceğiz? Melikşah'ın elini bana karşı kuvvetlendiriyorsunuz. Anlaşıldı. Bunun cezasını çekeceksiniz. Öldürün bunları. Durun! Durun! İndirin kılıçlarınızı. Size indirin dedim. Sakin olasın Mitras. Rum ateşi malzemelerini Melikşah'a göndermeyeceğim. Sus. Eğer o malzemeler Melikşah'ın eline ulaşırsa, ikinizin de yaptığı her şeyi ona anlatır, ipleri onun eline veririm. O da ikinizin ipini de çeker. Sultanım, Melik Tapar'la Melik Sencer huzurunuza çıkmaydılar. Nasıl olur da benim emrimi çiğneyip tek işe pusu atarsın? Ben çiğnenen gururumu kurtarmaya gittim. Hakkımı hainlerin elinden almaya gittim.
Biz burada devletin yararına ne gerekir ise onu yaparız. Sen bencillik edip şahsi derdine düşersin. Nasıl melikliktir bu? Hiç mi öğretmedim sana devlet gibi düşünmeyi? Sayenizde melikliğim yerlere düştü. Hainlerin, asilerin önünde rezil kepaz oldum. Hatunumun yüzüne dahi bakamaz hale geldim. Benim devletim beni çiğnetti. Benim sultan babam hakkımı yedirtti. Sen ne hak yemesinden bahsedersin? Belli ki öfken aklını başından almış senin. Yok ise bu sözlerin bedelini ağır ödetirdim sana. Ben sana demedim mi aklını fikrini Kuvel meselesine ver deyi. Bu mesele hem Turan Şah'ı bertaraf etmemizi hem de Şelemzar'ı almamızı sağlayacak demedim mi? Hala ne diye fevrilik edersin? Kuvel meselesi Turan Şah'ı bertaraf edip Şelemzar'ı almamızı nasıl sağlayacak sultan? Bana enine boyuna söyleyin ki yüreğim soğusun, öfkemi zapt edeyim. Rum ateşi malzemelerini tez ambarlara kaldıracağız. Melik Sencer gelince bir mazeret uydurup vermeyeceğiz. Sultan Melikşah'ın eline geçmemeli bunlar. Sen ne yaparsın Melik Tekiş? Rum ateşi malzemelerini sultana niye göndermezsin? Bu malzemeler sultanın eline geçerse Kuvel Kalesi'ni tez vakitte küle çevirir. Bu kez itibarı artar. Tahtı almamız zorlaşır. Bu sebeple göndermek istemem. Ben sana yarın İsfahan'ı basıp tahtı alacağız derim. Sen bana ne söylersin? Biz tahtı aldıktan sonra ne yaparsa yapsın kendini kurtaramaz. Ordum yakında burada olacak. Sen de malzemeleri gönder ki Sultan Kuvel seferi için yarın yola çıkıp İsfahan'ı boşaltsın, biz bir baskın yapalım. Göndermesek de çıkar sefere. İlla Rum ateşine bağlı değil ya. Sana ne olur böyle Tekiş. Şelemzar için susarsın. Rum ateşini göndermek istemezsin. Benim bilmediğim, hoşnut olmayacağım işler peşinden koşarsın. Senin hoşnut olmayacağın ne işim olur? Ben yalnız sultanı zayıflatma peşindeyim. O vakit Rum ateşi malzemelerini teslim edeceğiz. Sultan Bey'in sefer için İsfahan'dan ayrılacak. Bize tahtı alacağız. Anladın mı? Oğuz Kağan düşmanlarına elçi gönderip şöyle dedi. En tez vakitte topraklarınıza geleceğim. Hepinizin haberi olsun. Sonra Oğuz Kağan bizi gafletteyken yendi demeyin. Bu bizim töremize yakışmaz. Cenk yerini de siz seçin ve hazır olun. Biz geleceğiz. Gelesin Terken. Bu uzname medrese kitaplığına konulsun Hacip Kamaç. Dileyen herkes istifade etsin. Buraya sultanım Melikşah değil, ailemizin babası olan Melikşah'la konuşmaya geldim. Verdiğin hüküm,
ailemiz için nelere mal olur bilir misin? Nizamülmülk, Sencer bilhassa da başının affedilmesi hanedanı iyice kızdıracak. Üstelik Tapar'ın emirliğini alıp Sencer'i melik ilan ettin. Dahası Sencer'e toprak vaat ettin. Herkes birbirine diş bileyecek Melikşah. Aile darmadağın olacak. Töre neyi gerektirdiyse onu yaptım. Ben yıllardır ailemi bir arada tutmaya gayret ederim. Bana aile babalığı öğretmeyesin derken. Yıllardır devlet işleriyle uğraşmaktan sarayda kaynayan kazanları görmezsin elbet. O Zübeyde de bilhassa sana hiçbir şey aksettirmez. Lakin düzenbazlarla ve yalancılarla bir tutulmaktan rahatsızız. Senin bu rahatsızlıklarından da ben rahatsızım derken. Sana tacım derim. Yanımdan ayırmam. Nedir bu her şeyi kendi ikbaline tehlike görmen? Ben kendimden geçeli çok oldu Melikşah. Doğacak çocuğumuzun da ikbali gözlerimin önünde paramparça oldu. O vakitte bana, madem ben senin tacınım, yıllardır da yanındayım, bu düzenbazlar nasıl olur benimle doğacak çocuğumuzla bir kılınır? Çünkü Sencer benim oğlum. Benim çocuğum. Başulu'da iki çocuğumun anası. Lakin düzenbazlar, yalancılar seni kandırdılar. Arkandan oyun yaptılar. Yaptıkları oyunla hem senin hem de devletin başına nice bela açtılar. Sen şimdi kalkmış töreden bahsedersin Melikşah. Hangi töre böyle düzenbazları affeder? Derken aklımda fikrimde cenktedir. Yarın devletimiz için büyük bir gün. Benim kararlarımı münakaşa etmeyesin. Kendini de gözümden düşürmeyesin. Madem yarın devlet için büyük bir gündür, elbet başarılı olacaksın. Sultanlığından yana hiçbirimizin şüphesi yoktur. Lakin verdiğin kararla aile babalığın sarsılmıştır. Herkes bir yana, gönül tahtının şahı sen, tacım dediğin ben dahi ne hale düştük. Buradan dahi belli olur. Neyi teftiş edersiniz bu kadar? Sizden habersiz çalacak değiliz ya. Sultan Melikşah'ın emridir. Sana mı sorduk? Devşirme. Ali hepinizden daha Selçukludur. Siz bizden koskoca şelemzarı çaldınız. Bu malzemelerle ne halt edeceğiniz hiç belli olmaz. Kılıç hakkımızdır burası. Doğru konuş. Hak edenin kılıcı henüz buraya gelmedi. Ama elbet bir gün gelecek. O vakit senden nasibini alırsın da yakarsızı. Uslu konuş Sencer. Baban da burada yok. Bu kez çekilen kılıçlar kınına girmez bilesin. O gün adamının kellesini aldığımda babam gelip kurtarmıştı. Yoksa senin de kelleni alacaktım. Babamın burada olmamasından korkasın Turanşah. Sana ne Kirman'daki topraklarını yar edeceğim, ne de devletin melikliğini. Şimdi makamının tadını çıkar. Lakin çok yakında elinizde hiçbir şey kalmayacak. Melik Tekiş de böyle söylerdi. Sonra sultanımıza yalvarırken buldu kendini. Bakalım senin yalvarmaya vaktin olacak mı? Haydi yiğitler. Boş yana dinleyecek vaktimiz yoktur.
Yarın kuvvet seferine çıkacağız. Tez gidelim buradan. Yarın İsfahan'ı basıp tahtı ele geçirdiğimde göreceksiniz. Değil yalvarmak. Hiçbirinizin nefes almasına bile izin vermeyeceğim. Nerede kaldın Sabbah? Rum ateşi malzemelerini vermek zorunda kaldım. Nasıl vermek zorunda kaldın? Sultan bir an evvel sefere çıksın diye Turan Şah ısrar etti. Israr etsem gizli işler çevirdiğimi anlayacaktı. Zaten seninle Mitras'la iş tuttuğumu öğrenirse hepimizi mahveder. Gerçi Rum ateşi malzemelerini verdik. Şimdi de Mitras ikimizin ipini çekmek isteyecektir. Sakin olasın. Haberim oldu malzemeleri verdiğinden. Ama merak etmeyesin. Rum ateşi malzemeleri de Sencer de İsfahan'a varamayacak. Bataklık sineği gibi soysuzlar. Öldür öldür bitmiyor. Bu soktuğumuz görence sizi gebertmekten. Ablar! Malzemeler yakacaklar! Oh, my God.
Bunlar yanmamış. Diğer arabaları da kontrol edin. Teker kırılmış Melik Hazretleri. Tez onarmamız gerek. Hadi yiğitler. Ben de yarınıza bakayım Melik Hazretleri. Batıniler saldırdılar ama onların hepsini bertaraf ettik sultan. Rum ateşini de sağ salim saklayacağımız yere gönderdik. Her daim devletin övüncü oldun. Benim göz bebeğim oldun. Seninle gurur duyarım. Yaram oldun sen. Mühim değildir sultanım. Tez merhem getiresiniz. Karşılaştığımız gün bana Cihangir'i hediye etmiştiniz. O da babası Yelbora'ya kavuştu. Kiyet'in dostu olmuştuk. Şimdi o da özlediği yerdedir. Evlatlar, babalarından hiçbir vakit ayrı kalmamalı. Cihangir'siz kalınca çok üzüldü Yelbora. Nereye gitse yüreğinde kor gibi taşıdı onu. Cihangir'i hatırladıkça yüreği harlandıkça harlandı. Evlat hasretiyle kavruldu. Cihangir'in yüreğinde de baba yokluğuna yazı estep. Ne zaman alsa babasının düşüttü yüreğini. Bazen umuduna, bazen özlemine sarıldı. Ama içten içe hep bilirdi ki babasına kavuşmak ısıtacak yüreğini. Ben yıllarca yandım. Sen yıllarca üşüdün. Gayrı baba ocağı buzları eritti. Uzaklar yakın oldu. Bundan gayrı hiç üşümeyeceksin. Allah ayırmasın.
Sultan ile Melik'i baş başa kaldıklarında baba ve oğul gibi konuşurlar. Ben hiç babama bak baba diyemedim sultanım. Nasıl denilir bilmem. Yüreğimde bir çığlık gibi kopar ama dilimin ucuna gelse de diyemem bir türlü. Baban gene seni susturmayı başarmış belli ki. Hemen davandan vazgeçtin. İmde oturup babanın ne yapacağını bekleyeceksin kuzu kuzu değil mi? Nereden çıkardın davamdan vazgeçtiğimi? Gayrı kendimi kuvvet seferine adadım. Hele sefer vakti bir gelsin. Turan Şah'ı da indireceğiz. Şelemzar'da alacağız. Uzatmayasın fazla. İmde uzatan mı oldum Tapar? Zaten senin esip gürlemelerin hep banadır. Sadece bana. Zübeyde Hatun'a diş gösterip anamla babamı getirtemedin. Sencer senden daha itibarlı oldu. Turna daha dün Bey Hatun'uyken bir günde benim eşitim sayıldı. Biz de elimiz bomboş kaldık. Bana çıkardığın kadar etrafındakilere ses çıkarsaydın böyle olmazdı. Yeter. Lokmayı zehir etme bana. Sayende sarayda aldığımız nefes bile zehir oldu. Doğacak evladımız dahi senin bu baş eğmelerin yüzünden kıymetsiz sayılacak. Nereye? Senden uzak neresi varsa. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Gördün mü Cihangir? İkimiz de babalarımıza kavuştuk. Gayrı yüreğimiz üşümeyecek. Bugün öfkem gözümü kör etti. Senin de canını yaktım. Lakin beni durdurarak iyi ettin. Büyük bir hatadan döndüm sayende. Sağ olasın. Biz kardeşiz. Doğru yolda yan yana ilerleyip yanlış yolda birbirimizin karşısında duracağız. Ama hep birbirimizin elinden tutacağız. Gayrı bu gece ben de seninle oraya geleceğim. Sabah vakitlice çıkar, babama katılırız. Ayrıca bir sıkıntım vardır. Gayrı, Şelemzar meselesi. Bu mesele aşımda ne tuz bıraktı, ne de yuvanda huzur. Pas etmez. Vakti geldiğinde hem hak ettiğin emirliğe kavuşacaksın,
Hem de yuvanda dirlik olacak. Hele babamın Turan Şah'ı bertaraf edecek hamlesini bekleyelim. Ali! Nereye gidersin? Saray mutfağından biraz yiyecek verdiler. Evime gidip karnımı doyuracağım minik hazretleri. Senin gibi de verilecek aş mı durur? Sana oba sofrası yaraşır. Sen de bizimle gelesin. Aynı sofradan aş yiyelim ki anıcı kardeşliğimiz pekişsin. Diyesin hacı. Vezir meydanda dilediğince hareket ederken nedir bu şahın elini kolunu bağlayan? Yanılgıdır sultanım. Şahın kudreti elinde kolunda değil, aklındaydır. Vezirini kalkan eden de, pusatlarını kuşandırıp çek meydanına gönderen de işte şahın bu devlet aklıydır. Her oyun bir imtihandır. Vezirin imtihanı da şaha olan sadakatidir. Peki ya şahın imtihanı nedir hacı? Şahın imtihanı imtihanların en büyüğüdür sultanım. Sabır idir. Düşmanları taarruz eder iken şah sabır ile düşmanlarının hamlesine göğüs gerer. Niyeti düşmanı tanımak idir. Onun zayıf noktasını bulmak idir. O vakit şah sabrının mükafatını almaya başlar. Düşmanları zafer muştusuyla taarruz eder iken şahın askerleri düşmanın etrafını yavaş yavaş sarar. Gayrı cenk meydanındaki düşmanın aklı değil duygularıdır. Onun zaafı da budur. Düşman kazandığını sanır iken kibrine ve hırsına yenik düşmüştür. Aklını duygularına tutsak eden de kendi esaretine mani olamaz. Kutlu Selçuklu Devleti'nin direği adalet ve töredir. Lakin Sultan Melikşah hileyle tahta geçip hanedan töresini çiğneyip şimdi de suçluları mükafatlandırıp adaleti yerle bir etmiştir. Yetmez gibi bizim de topraklarımızı elimizden almak ister. Kan dökerek aldığımız bu toprakları onlara bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Adaletsiz ve töretsiz Melikşah'ı devirip kutlu devletimizi kurtaracağız. Babam Kavuk Bey'in intikamını alacağız. İntikamını alacağız. Tahtı ve saltanatı alacağız. Melikşah devrilecek ve Sultan Turanşah devri başlayacak. Gördün mü bak?
Bu intikama susamış ordu yarın İsfahan'ı basacak. Melikşah kuvveli alayım derken elindeki tahttan olacak. Rum ateşini kaybetsek de Melikşah onu sana karşı kullanamayacak. Zira tahta alınınca Kuvel seferinden dönmek zorunda kalacak. Sen de bize itimat et, yanlış bir şey yapmayasın Mitras. İmdi her zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyacımız vardır. Pekala. Şimdilik senin ve sabbağın ipini Melikşah'a vermeyeceğim. Rum ateşi malzemelerini kaptırmanızı bir kenara bırakıyorum. Ama Turan Şah'ın İsfahan'a yapacağı baskın bizim için çok önemli tek iş. Dua edelim de Melikşah'ın tahtını ele geçirsin. Ben ordularımla birlikte Melikşah'ın sefer yoluna pusu kuracağım. Böylece ne Kuvel'e girebilecek ne de İsfahan'a geri dönebilecek. Yarın sultanımızın emriyle Kuvel seferine çıkacağız. İstedim ki seferden evvel melikliğimiz şerefine ailemi hutamda toplayayım. Sevincimi paylaşayım. Bu zor günlerde bir nebze de olsa gönlümüz ferahlık bulsun. Ali kardeşimiz bize yolda yoldaş, cenkte kardeş olmuştur. Gayrı o da bizim ailemizin bir parçasıdır. Sultan Melikşah'ın pençesi Ali. Ailenin parçaları tam oldu mu? İnsana bundan büyük saadet yoktur. Ama o parçalardan biri incitti mi? İnsana en büyük acı veren de odur. Aile dediğin bir ağaç gibidir ağabey. Kış vurup yapraklarını dökse de bahar gelince yine çiçek açar. Biz yıllarca babamdan ayrıydık. Ama şimdi oğlu olduğumuz cümle cihana malum oldu. Seninle daha bu sabah kavgalıydık. Ama şimdi aynı sofradayız. Turna Hatun'la çıktığımız yolda nice imtihanlar atlattık. Bir otağın altında eş olduk. Doğru dersiniz Melik Hazretler. Doğumunu suyunu sevgiden alanlar. Nice kışlar da vursa, önüne taşlar da çıksa, bahar da çiçeklenir. Sizler aranızda makamlarınıza, konumlarınıza saygınızı hiç kaybetmiyorsunuz. Ama savaş olunca, acınız olunca ya da bir sofrada oturunca hemen aile sıcaklığını buluyorsunuz. Nedir sizdeki aile olmanın sırrı? Şu ateş dolu ocakta ailenin manasına dair nice sırlar, nice hikmetler vardır Ali. Ocak demek aile demektir. Muhabbet demektir. Soy demektir. Ocak aileyi bir araya getirir. Etrafında toplar, ısıtır, aşı pişirir, doyurur, şifa verir. Ocağın içindeki ateşle yaralar dağlanır, canlar derman bulur. Bir yuvada ocak tütmekteyse orada huzur vardır, bereket vardır, birlik vardır, rahmet vardır, aile vardır. Aile için mühim olan fırtınalara, boranlara karşı ocağın içindeki ateş korları gibi dipdiri kalabilmektir. Gün olur aileyi ısıtırsın. Gün olur aileyi doyurursun. Gün olur şifa verirsin. Gün olur dertlere derman olursun. Bunları yapabilen insanın ocağı hiç küllenmez. Her daim tüter.
Ailelerin en salih numunesi Peygamber Efendimizin ailesidir. Yani Ehl-i Beyt'idir. La Fethâ illâ Ali, La Seyfe illâ Zülfikâr. Hazreti Ali gibi bir yiğit, Zülfikâr gibi bir kılıç bulunmaz. Adını Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Ali'nin yiğitliğine nazaran almıştı. Bilesin ki erlerin en iyiydi, ailesine en iyi babalık edendir. Allah herkese Hazreti Ali Efendimiz gibi iyi bir aile babası olmayı, onun eşi Fatıma annemiz gibi saliha eşlerle evlenmeyi, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi hayırlı evlatlara sahip olmayı nasip eyleye. Amin. 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 Buyurasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Mitrası Turan Şah'ın yarın tahta alacağına ikna ettim. O da yarın sultanın sefer yoluna pusulanacak. Böylece sultan ne Kuvel'e gidebilecek ne İsfahan'a dönebilecek. İki ateş arasında kalıp yerle yeksan olacak. Her bir şey yarın Turan Şah'ın tahtı Melikşah'tan almasına bağlı. Ne kadar kuvvetim varsa Turan Şah'a destek olarak veresin. Biz de gerekirse elimizden ne gelirse yaparız. Melikşah devrilecek. Turan Şah yarın tahtı alacak. O büyük, ben küçük sultanı olacağım. Siz de benim topraklarımda hürce yaşayacaksınız. Turan Şah, bugünkü hal hareketlerinden anlamıştım gizli bir çevirdiğini tek iş. Demek devletimizin en büyük düşmanlarından hain Hasan Sabbah'la iş tutarsın. Hüküm vermeden evvel beni dinleyesin. İkinizin de gözlerini açan benim. O zilini lal ederim Sabbah. Sen kim olasın ki benim gözümü açasın? Sencer'in sırrını sana pusulayla kim yolladı sanırsın ha? Ben? Sayemde Melikşah'ın hilesini, devletinize yapılan ihaneti öğrendin. Bizim sayemizde baban Kavurt Bey'in intikamını alma fırsatın oldu. Siz kimsiniz ki babamın intikamını sayenizde alacağım? Sabbah doğru der Turan Şah. Şelemzar'ı da onun yardımıyla aldık. Seni sonradan Şelemzar'a aldığım için kılıç hakkımla aldığımı sandım. Sen nasıl böyle tehlikeli bir oyuna kalkıştın Tekiş? Bu oyun sayesinde Melikşah'ı köşeye sıkıştırdık. Bu oyun sayesinde yarın tahta alacağız. Düşmanımın düşmanı dostumuzdur Turan Şah. Sabbah da en az bizim kadar Melikşah'ı devirmek ister. O her daim bize güç katacaktır. Yarın İsfahan'ı basıp tahta alacağım. Sen de ben dönünceye dek Şelemzar'ı terk etmeyesin Sabbah. Seninle daha çok işimiz olacak.
bela o. Sultanım, bütün hazırlıklar tamam. Yola çıkabiliriz. Melik Sencer ve Melik Tapar da yolda bize katılacaklar. Melikşah İsfahan'dan çıkmış. Ordumuz da emrin üzerine güney kapısını ablukaya aldı. Tez bize İsfahan'a doğru yola çıkıp ordumuzun başına geçelim. İsfahan'ı basma vakti gelmiştir. Askerlerimiz yolun iki tarafına da pusu kurdular mı? Evet efendim. Herkes pusulandı. Melikşah kıskacımızdan çıkamayacak. Asla Kuvel'e varamayacaklar. İsfahan'a da geri dönemeyeceği için Melikşah'ın kellesini biz alacağız. Refiklerim, bir ağacın yer altında kalan kökleri her daim toprağa yararak daha derinlere gider. Kök ağaçtan ayrılarak onun kuvvetini artırır. Toprağın altında bir kaya ile karşılaşırsa kendisi yumuşacık, incecik bir ipten daha zayıf olmasına rağmen kayayı deler. Ama kökün gücü kayayı delmeye yetmez ise işte o vakit yön değiştirir, yeryüzüne çıkar. Filiz olur, fidan olur, ardından koca bir ağaç olur. Toprağın altındaki kaya ise onu durdurduğunu sanır. Baba! Ne oluyor? Ne olur burada? Hasan Sabbah'la Faysal'ı yakalayın. Tez geçitten çıkalım Faysal, tez. Yürü Ayni.
Kim gönderdi sizi? Kaçış bitti Hasan Sabbah. Gayrı elimize düştün. Efendim, gözetleyenler Melikşah ve adamlarını hala göremediklerini söyler. Melikşah'ın çoktan bu yoldan geçmiş olması gerekirdi. Nerede bu Melikşah? İsfahan'ın her yerine dağılın. Bütün askerleri esir alın. Direnenleri öldürün. İmci sarayı basıp tahtı ele geçireceğiz. Gonca Ahali. Bekleyen askerler nereye gitmiş? Şehirde niye kimse yok? Biz varız Suraş'a. Kılıçlarımız ile seni bekleriz. Beni tuzağa düşürdün. Kurtlar, puslu havaları ne diye sever bilir misin? Çünkü sırtlanlar, kurtların çekildiklerini sanıp meydana inerler. Lakin bilmezler ki kurtlar onları parçalamak için pusuya yatmıştır. Ben Kuvel'e gideceğimi söyleyip bilerek havayı puslandırdım. Sen de sırtlan gibi meydana üşüştün. Gayrı kurdun pençesi başına inecek. Taht şehrini basıp saltanatı gasp etmeye çalışman hanedanın gözünde affedilmez suçtur. Bugüne dek bana karşı hanedan birleşir diye gözdağı vermeye çalıştın. Şimdi seni gebersince hanedanın sesi çıkmayacak. Zira töre töre dedin töreyi, şimdi asıl sen çiğnedin. Tapar ile Sencer, İsfahan dışındaki kalan askerlerini kuşattılar. Şimdi kelleni almak da benim hakkımdır.